Bu festivalde de insan hakları konusu, insan hakları ihlalleri vurgulanmış zaten. Beyaz sandalye var. İşte ondan sonra cezaevinden herhalde o kelepçeler açılıyor. Kurtuluş onu sembolize etmiş. İnşallah günün birinde öyle olacak ama bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu ortam bir şey olacaksa bu gayretlerle olacak. Bizler de Avrupa'da, bu özgür ülkelerde, sadece Avrupa değil, bu demokrasinin yerleşik olduğu ülkelerde hiçbir engelimiz yok. Buralarda da tepkiyi meydanlarda göstermek, ondan sonra demokratik kurallar çerçevesinde talepleri iletmek çok doğal karşılanıyor ve bekleniyor. Bekleniyor. Yani bu yapılmayınca nerede bu insanlar, niye hiç seslerini duymuyoruz diyebiliyorlar. Hakkın yani hala arandığı meselesi de var. Yani hani vazgeçilmedi, evet. Çünkü haksızlık tabii devam ediyor. Biz de o hakkımızın peşindeyiz meselesi. Evet. Yani geçtiğimiz yıl bu anlamda şu ana kadar hani hizmet hareketi mensuplarının gerçekleştirdiği en büyük, en geniş katılımlı eylem oldu. Strasbourg Adalet Buluşması olarak tabir ediyoruz biz bu sene bunu. İkincisi bunun düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl güzel geri dönüşler oldu. Yani bu belki doğrudan hani basına, Avrupa basınına çok yansımadı, öyle bir şey olmadı ama mutlaka o mahkemedeki insanlar, ondan sonra oraya katılan bazı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri, onlar vardı. Zaten Avrupa AKPM diyoruz ona, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları. Onların düzenlendiği bir haftada yaptık bunu. O anlamda da dikkat çekti. Çünkü öğle saatlerinde yapıyoruz. Girenler, çıkanlar, işte yemeğe çıkanlar, buluşması olanlar falan, onlar da o sırada görüyor. Bu senede o yüzden böyle bir zamana denk getirdik. Hani niye bu zamanda diye düşünülürse şu an pazartesi gününden itibaren, pazartesi cuma arası ama perşembe büyük oranda boşalmaya başlıyor. AKPM, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları oluyor orada. Yani 47, şu anki 47 Avrupa Konseyi üyesinden milletvekilleri orada. Gündemler neyse onları konuşuyorlar burada. İçinde insan hakları gündemleri de var. Yani demokrasiyle ilgili gündemler var. Onlar da orada bu eylemi görmüş oluyorlar, o kadar insan. Onun dışında hafta içi yapmamızın sebebi de AİHM'deki çalışanlar, bürokratlar, yargıçlar görsünler, sesimizi duysunlar. Bunu amaçlıyoruz. Yoksa hani hafta sonu yapsak belki insanlar çok daha rahat gelecekler, katılacaklar. Böyle bir durum var ama hafta içi olursa da orada gerek AKPM milletvekilleri, Avrupa Konseyi'ndeki bürokratlar, gerekse hakimler, AİHM hakimleri bunları görebiliyorlar. Programdan bahsedelim isterseniz. Yani geçen yıl bir mektuplar falan teslim edildi. Aynen, hepsi var. Yani geçen seneki bu yıl, evet, nasıl olacak? Program akışına çok benziyor ama bu sene biraz daha zenginleştirici, böyle kreatif eylemler diyoruz biz buna. Barışçıl aktiviteyi zenginleştirecek bazı unsurlar var. Bazı mizansenler eklendi. Oraya çok büyük bir cezaevlerini, hücreleri temsil eden bir kafes getirilecek. Bunu Belçika'dan arkadaşlarımız hazırlamışlar. Kortejle birlikte yürüyüşte o da hareket edecek. Yani cezaevlerinde kalan insanları sembolize ediyor. En son bu Avrupa Konseyi'nin giriş kapısının önüne geldiğimizde, oraya yaklaştığımızda o kafes de orada ön tarafta duracak. Ve bir yandan da AİHM yargıçlarının bu konularla ilgili geç adım atmaları, bir türlü beklenen adımları sergilememeleriyle ilgili bir onu protesto eden bir eylem olacak. Yani dosyalar olacak orada, dosyaların üzerinde yatma, işte ağırdan alma gibi onu sembolize eden teatral bazı eylemler olacak orada. Onun dışında yine köprü üzerinde sahnemiz olacak. O mektuplar verilecek dediğiniz gibi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pecinović Buric'e ve İnsan Hakları Komiseri Mijatović'e mektuplar sunacağız. Geçtiğimiz yılda mektupları sunmuştuk. Genel Sekreter bize cevap vermişti. İşte mesajınızı aldım, bu konuları takip ediyoruz diye. Biz diyeceğiz bir yıl geçti, daha da kötüye gitti diyeceğiz. Yani siz böyle demiştiniz, mektubu almıştınız, nazik bir cevap vermiştiniz. Yani mektubun içeriğinde bu var. Fakat daha da kötüye gitti. Biz olumlu bir adım göremiyoruz Türkiye'de. Bazı bu açıkça ifade edilecek değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani mektupta onlar var. AİHM kararlarının uygulanmadığı, yani AİHM kararları bazı... Alınan kararlar var ama... Türk hükümetinin uyguladıkları var, uygulamadıkları da var. Yani bazı kararları uygulamıyorlar. Normalde bağlayıcı kararları var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Evet. Bunu hatırlatacağız. Gerekli siyasi baskının yapılması, çünkü AİHM kararları veriyor. Bu kararların uygulaması Bakanlar Komitesi. Yani Avrupa Konseyi nezdindeki Bakanlar Komitesi bunu takip ediyor. Onun daha etkili bir şekilde takip edilmesini tekrar isteyeceğiz. Bunun dışında komiserden, insan hakları komiseri. Bu komiserin tek görevi bu konsey bünyesinde, konsey üyeleri arasında insan hakları konularını takip etme. Bunun takipçisi olma, ziyaretler yapma, cezaevleri ziyaretleri, farklı görüşmeler. Yani bunun tek gündemi bu ama biz Türkiye ile ilgili konularda yeterince aktif görmüyoruz Dünya Mijatović'i, bu komiser hanımefendiyi. Bunu da mektubumuzda dile getiriyoruz. Yani sizden bu konularda etkili, görünür adımlar atmanızı, Türkiye'deki durumu gündeminize daha çok almanızı istiyoruz diye bir kez daha talep ettik. Kendisi zaten geçen seneki mektuba da cevap vermedi. Onu da söyleyeceğiz.
Yani bizim bundan rahatsızız yani. Çok net bir şekilde rahatsızlığımızı beyan edeceğiz. Ha. Diğer bir mektupta AİHM başkanına ileteceğiz. Hatırlarsanız Spano diye bir başkan vardı. Bu ayrıldı. Görev süresi sona erdi. Böyle tartışmalı bir Türkiye ziyareti yapmıştı. Böyle evet, göreve evet. başladığında. O ayrıldı. Görev süresi sona erdi. İrlandalı bir hanımefendi var şimdi yargıç. Biz bundan da büyük beklentilerimiz var bu hanımefendiden. Ona da yine durumu anlatan çok daha böyle içerikli uzun bir hukuki bir dil kullanan mektup iletiyoruz. Bütün şu ana kadar yaşanan AİHM'le ilgili gecikmeler, sorunlar, biz ne bekliyorduk da ne olmadı bunları mektupta dile getiriyoruz ve nasıl bunların çözülebileceğini, hangi adımlar atılabileceğini de somut örneklerle sunuyoruz. Böyle bir mektubumuz var. Bunu da AİHM Başkanı'na sunacağız. Köprü üzerinde sahne olacak yine geçen seneki gibi. Orada sanatçılarımız olacak. Geçen sene tek bir sanatçı vardı. Orkestrasıyla katılan Süvari vardı. Bu sene hem Süvari Bey var ama onun yanında farklı sanatçılar da olacak. Onlar hani sürpriz diyelim, hepsini burada söylemeyelim. 3-4 farklı sanatçı olacak, sahneye çıkacak. Daha çok insan hakları ile ilgili böyle protest müzik diyebildiğimiz müzikler orada çalacaklar. Bizler de dinleyeceğiz. Mağdurlardan konuşmacılar var. Sürpriz konuklarımız var. Orada canlı olarak sahneye çıkacak, yaşadıkları mağduriyeti anlatanlar olacak. Ondan sonra kamuoyunca tanınan bazı isimler olacak, onlar orada çıkıp konuşacaklar. Ve ekrandan, bir de dev ekran var, dev ekrandan da mesaj paylaşanlar olacak. Yani bilinen simalar mesajları oradan paylaşacak. Adalet duvarımız olacak, Justice Wall diye İngiltere'den geliyor. Oradaki insan hakları derneklerinin, arkadaşlarımızın hazırladığı ve çokça kullandıkları şu ana kadar bir format. Onu köprünün diğer tarafına kuracaklar. Adalet duvarı, oraya yazılar yazılabilecek, bir şeyler sergileyecekler orada. Onun dışında yine İngiltere'den gelen bir yine kafes, onların farklı bir konsepti var. Yine ayrı bir, Belçika'nın dışında ayrı bir kafes formatı olacak. Meriç'ten geçerken, Ege'den geçerken hayatını kaybeden mültecileri, mülteci adaylarını sembolize eden bir mizansenimiz olacak yine. Bir bot olacak orada. Yani botla, plastik botla geçiyor genelde insanlar. Orada bir kanal var malum, köprü. Köprünün altında bir kanal. O kanalın kenarından bir grup, yani mülteciyi temsil eden bir grup arkadaşımız o botla birlikte sahneye doğru gelecekler. Ve orada bir saygı duruşunda bulunacak. Zaten konu çok hassas bir konu. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce mülteci. 700 kişi. Ya 700 olması bekleniyor çünkü. 700 kişi değil. Yani, ya öyle bir tek neden yani, 700 yani sayıyı bile cenazelere ulaşılamamış. 700, evet. Çok hassas bir konu. 700 kişi orada dünyanın gözü önünde. Evet maalesef. Dünyanın gözü önünde öldüler maalesef. Yani. Yani bu medeni, yani başka bir ülkede olsa neler olur tahmin edebiliyorsun. 700 kişi bir anda hayatını kaybetse yani tarihi bir olay olur. Bu şöyle konuşuluyor, unutulacak, gidecek maalesef. Hem yani bu insanlara, son olarak hayatını kaybeden bu insanlar ve onun dışında bizim arkadaşlarımızdan bu süreç boyunca hayatını kaybedenleri anmak için hem onunla ilgili bir klip, ondan sonra bir saygı duruşu, bununla ilgili bir konuşma olacak, kısa bir şey. Öyle bir canlandırma da var. Çok önemli, böyle tanıdığımız, kamuoyunda tanıdığımız kişilerin bu eyleme, adalet buluşmasına katılmasını bekliyoruz. Hani burada hepsinin isimlerini söylemeyelim ama mesela Enes Kanter'in büyük ihtimal katılacağını ben duydum. O orada olacak. Hani izleyicilerimizden de katılmayı düşünenler olursa hani öyle bir ortam da olacak. O tarz insanlarla bir arada olacak. Onları da göreceğiz. Hep birlikte bu buluşmayı orada yapacağız. Evet. O atmosferi hep birlikte hissedeceğiz. Bu şekilde yani saat olarak da söyleyecek olursak 11'den itibaren geçtiğimiz yıl olduğu gibi Oranjeri Parkı'nın girişinde toplanmaya başlayacağız. 11-12 arasında orada olacağız. 12'de de yürüyüşümüz başlayacak ve az önce anlattığım şekilde bir yürüyüş. Avrupa Konseyi'nin önünde bazı tiyatral mizansenler, mektupların verilmesi, yürüyüşün devam etmesi, sahne programı olacak ondan sonra. 3-3.5 gibi de bitmesini bekliyoruz yani. Öyle bir program öngörebilirler. Sosyal medyada ayrıntılar var. Hani buradan izleyicilerimizden hani ilk defa duyanlar olursa Strasbourg Adalet Buluşması diye ararlarsa bununla ilgili görselleri programa ulaşabilirler. Onun dışında bölgemizdeki, yaşadığımız yerdeki hizmet hareketinin koordinatörleri, insan hakları derneklerinin temsilcileri, onlardan ayrıntılı bilgi alabiliriz. Biz mutlaka her bölgeden katılım olmasını arzu ediyoruz. Mesela Fransa bakımından düşünürsek, Fransa çok büyük bir ülke malum. Strasbourg'a yakın hani bir hani o Mulhouse'u, Colmar'ı falan, Metz'i saymıyorum. Onlar yakın hakikaten ama bir Paris, Lyon dediğimiz zaman 5-6 saatlik mesafe oluyor arabayla gittiğimiz zaman. Yani trenle olursa anca yani 2 saatte falan gidilebiliyor. Ama bir Bordeaux, Marsilya, işte Toulouse dersek, Lille dersek çok mesafeler uzaklaşıyor. Ama buna rağmen oralardan da ben geçtiğimiz yıl gelebilseydik keşke. Gelemedik bu sene ama bir dahaki sefere geleceğiz diyenler duymuştum. Yani orada onu söylemedik aslında, söyleyelim. İlk bu giriş kısmında yani 11-12 arasında bir hazırlık olacak. Evet. Gelenlere bir şeyler dağıtılacak.
Onların arasında pankartlar olacak. Çok sayıda pankartımız var. Yani neredeyse herkese yetecek kadar diyebilirim yani. Her dilde mi? Ağırlıklı olarak İngilizce, Türkçe, Fransızca da var. Fransızca da var. Öyle pankartlar. Bunlarla mesajımızı zaten veriyoruz yürürken. Sarı tişörtlerimiz var geçtiğimiz yıldan bildiğimiz. Yine aynı tişört mü? Aynı tişörtten o evet. Çünkü artık böyle onun bir marka değeri olduğunu düşünüyoruz. Çok onlardan iyi dağıtılacak. İyi. Ondan sonra balonlarımız var yine uçan balonlar. Sarı uçan balonlar olacak. Onlardan da yani 1000 tane balon şişirilecek orada. Evet. Orada bileğimize bağlayabiliriz. Çocuklar alabilir. Bıraktığımız zaman uçuyor ama hani öyle balonlar. Broşürler var. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca broşürler. Onlar da tabii ağırlıklı olarak katılanlara değil de yoldan geçenlere. Çünkü o sırada trafik evet, devam ediyor. Evet, trafik devam ediyor orada. Trafik derken evet, araba trafiği değil, insanlar İnsan bisikletle yürüyerek ediyor, oradan geçiyorlar. Onlar nedir bu acaba dedikleri zaman buyurun biz bunun için buradayız diye onu sunabileceğiz. Böyle, basından kimler var? İstifata geçtiğiniz, davet ettiğiniz. Basından bizim kendi çok tabii davet ettik. Biz bunu duyurduk. Fransa'da Türkiye ile ilgili basın kuruluşlarına haber verdik. Buradaki basın kuruluşlarına, yerel basına orada haber verildi. Tabii onu bilemiyoruz. Onlar ne kadar ilgi gösterecekler. Ya yani şu var bence şimdi geçen sene bilmiyorlardı. Belki orada bir grup insan toplanacak, ayrılacak gibi görmüş olabilir ama geçen sene 2000'e yakın hani 1500 en az 1500-2000 arası insan toplandı. Bunu duymuşlardır diye düşünüyorum ve biz bu sene tekrar bildirirken geçtiğimiz yıl biz bunu yaptık. Bu kadar insan toplandı. Şu aktiviteleri yaptık diye fotoğraflarıyla bunlar sabit. Bu sene tekrar yapacağız deyince bu defa ilgi duyabilirler. Yani evet, bunlar toplanıyor. İlginç bir şey. Orada bir önemli haber çıkar yakalayabiliriz diye. Kesinlikle. Bir taraf olması. Sosyal medya da çok önemli. Bu gösteriler olurken adalet buluşması sırasında sosyal medyada etiket çalışmaları olacak. Tabii ki. Canlı yayın olacak. Canlı yayın olacak. Yani onun mecrasını yeri geldiği zaman inşallah paylaşacağız. Canlı yayından da takip edebileceğiz. Burada aynı hani bu tarz böyle etkinlikleri sunucular hani biraz oraya bağlanırlar sonra geri gelirler şimdi şu var bu var gibi o şekilde bir sunum olacak yani. Hani hem stüdyoda bazı şeyleri değerlendirecekler hem de sahadan oradaki işte sahnede verecekler, ne var onu gösterecekler. Bir röportaja geçecekler tekrar gelecekler falan. Canlı bir hareketli bir canlı yayın inşallah olacak. Yani hakikaten dört dörtlük unutamayacağımız tarihi bir olay olacak. Buna İnşallah. İmkanı olan herkesin ben orada olmasını arzu ediyorum. Tarihi bir olay gerçekten. Yani ya inşallah. Ya şartları zorlamak lazım bence. Pişman olmayız yani şartları zorlarsak. Geçen sene kızma önü demiştim. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibiyiz. Yani tek başımıza hiçbir şey ifade etmiyoruz. Bir karınca kadar zayıfız ama o ateşe su taşıyorum ya. Evet. Yani bana o yeter falan demiştim. Evet yani bizi izleyenlere, sonradan izleyecek olanlara son kez söyleyelim. Yani şartları zorlayarak, yani anlıyoruz hafta içi okuldu, işti, başka şeydi bunlar tamam, olabilir. Mesafe uzak olabilir. Ha, istedikten sonra bir yolu bulunur. Yani bazen buna benzer örnekleri veriyoruz. Ben bunun için de vereyim. Yani çok sevdiğimiz birisi, çocuğumuz, annemiz, babamız rahatsızlansa mesela, hasta olsa değil mi? Amansız bir hastalık olsa bir çare var deseler uzakta gidip alıp gelir misin yani hani gelip bunu gönderirsen bir ihtimal çözecek. Biz bu ufak küçücük ihtimalli bile hani dikkate alıp gideriz onu almaya çalışırız yani bu yakınlarımız iyileşsin kurtulsun diye. Bu buna benziyor aslında. Evet. Bizim bu yapacağımız eylemle hemen ertesi gün herkes salınacak serbest kalacak öyle bir şey yok tabii ki yani realist olmak lazım ama bunun bir etkisi olacak biz buna inanıyoruz. En azından hiçbir şey yapmamaktansa bunu yapabiliyoruz. Onun gibi düşünmek lazım. Bu eylemlere işte ihtiyacı olan, bunları görmeye ihtiyacı olan arkadaşlarımız var, gönüldaşlarımız var. Onları dikkate almak lazım, şartları zorlamak lazım. İnşallah. Bir şey kaybetmeyiz yani. O vaktimizi ona ayırsak, mali imkanlarımızı ona ayırsak. Yani ben bunu diyorum son olarak. İnşallah orada bekliyoruz herkese. Gelin diyoruz. İnşallah pişman olmayacak hiçbir gelen orada kardeşimiz. Evet.